Biz doğacılar olarak, doğa severler olarak zaman zaman bireysel olarak doğaya gittiğimizde gördüğümüz kirlilikten dolayı çok rahatsız olduğumuz için sık sık temizlik yapıp toplayıp bireysel olarak getiriyorduk. Sonra bunun böyle olmamasını düşündük ve İsmail İşli arkadaşla birlikte bunu bir kurumlaştırma yapalım ve bunu birçok kişiye yayalım istedik. Ve bir sinerji oluşturursak Alanya genelinde tüm ülkeye bile yayma şeyimiz olabilir, düşüncelerimizi gerçekleştirmek anlamında. Hem doğaya sahip çıkmak hem kaynak sularını korumak ciddi bir kirlilik içerisinde çünkü. Ve bu amaçla zaman zaman bir araya gelip gönüllü arkadaşlar temizlik yapıyoruz. O bölgedeki insanlar varken yapıyoruz. Kimisinin bize katkıları oluyor. Kimileri çok mahcup olup biz buraları biz yaparız diyenler oluyor. Bu bile biz katkı olarak görüyoruz. Daha sonra ağaç dikme, bunu diğer sendika ve diğer duyarlı tüm doğa sever insanlara yaygınlaştırmak gibi hedeflerimiz var. Biz biliyoruz ki bu eğitim işi, o yüzden öğretmenlerle de işbirliği yapıp Alanya genelinde bağlı bulundukları kurumlarla yani sendikalarla da iletişime geçip öğrencilere bilgi aktarmak ve onları küçük küçük projeler içerisine sokmak eminim çok iyi gelecektir. Ve bir sinerji oluşturup bulunduğumuz kenti daha güzelleştirmek, daha yaşanılır hale getirmek amacı güdüyoruz. Tamamen gönüllülük esaslı herhangi bir beklenti ya da bir şeyimiz yok. Belediye ve kaymakamlıklarla da görüşüldü gayri resmi olarak. Henüz gönüllülük bir grubumuz var. Biz bunu bir dernek haline getirmeyi planlayıp çünkü daha kurallı ve kurumsal olarak hareket etmemiz daha kolay. Ve desteklerini birçok kesimin isteyeceğiz. Böylelikle zannediyorum daha iyi şeyler yaşayacağız. Evet, kurulma aşamasında sadece bir topluluğuz şu anda. Gönüllü topluluk. Buna zaman zaman arkadaşlarımız iştirak ediyorlar. Ben hem bir öğretmen emeklisiyim. Daha yeni emekli oldum. Bir eğitimciyim. Aynı zamanda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yönetim Kurulu'nda genel sekreterim. Bundan çünkü bizim genelde düşüncelerimiz de doğayla insan ve canlıların eş hakları, yaşama haklarının olduğuna inanan bir düşünceye sahibiz. Dolayısıyla her canlı temiz ve yaşanılır bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar. Bundan da ileri giderek tüm insanları bu duyarlılığa çekmeye çalışıyoruz. Alanya Su Kaynakları Koruma Topluluğu olarak bir dernekleşme çalışması yapıyoruz. Şu an hala topluluk durumundayız. Ben de bu topluluğun hem kurucusu hem üyelerindenim. Gönüllü bir çalışma yapıyoruz Alanya'da. Gittiğimiz yerlerde özellikle su kaynakları ve derelerimiz üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. İnsanlarımızın maalesef bırakmış olduğu çöpleri ve benzeri geri dönüşüm malzemelerini toparlıyoruz. Bunları ulaşabildiğimiz yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda 6 kişi kurucu üyemiz var. Bunu çoğaltarak devam ediyoruz. Bir grup kurduk burada. Çok da güzel oldu. Çok iyi tepkiler alıyoruz. Alanya olarak çok fazla kirlilik olan bir ilçedeyiz maalesef. Çünkü geleni gideni çok olan bir ilçe. Ziyaretçisi çok olan bir ilçe. Dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Ama üzülerek şunu söyleyebilirim ki en çok maalesef bizler çevreyi kirletiyoruz. Çünkü dışarıdan özellikle ülke dışından gelen misafirler bizden biraz daha duyarlı. Maalesef üzülerek bunu belirtiyoruz. Çevreye gittiğimiz zaman yine en çok gözümüze çarpan ve toplarken en çok üzüldüğümüz şeylerden bir tanesi de maalesef çocuk bezi çok fazla görüyoruz. Doğada sulara karışıyor, derelere karışıyor ve denizlerimize kadar iniyor. Biraz daha bizim burada yaptığımız çalışma aslında oraları temizlemenin dışında bir uyandırma diyelim, bir bilinç yenileme diyelim, bir bilinç tazeleme diyelim. Biraz daha böyle bakıyoruz çünkü istiyoruz ki çığ gibi büyüyelim, çoğalalım ve bu bilince ulaşalım. Yoksa küresel ısınmayla birlikte
insanlığın tüm geleceği gibi bizim de geleceğimiz maalesef tehlikede. Hele hele yaşadığımız coğrafyada, Türkiye'de ve Akdeniz'de tarihte de zaten benzer olaylar sürekli olmuş ve olmaya da devam ediyor. Biz yukarıdan bu işi başlamak istedik. Özellikle dağlardan akan sulardan bunu temizlemek istedik. Çünkü dağlardan akan sulardan biz bu işi temizleyip başarabilirsek denizlerimize ulaşmayacak ve içtiğimiz sulara, barajlarımıza ulaşmadan bunları çözmeye çalışıyoruz. Şimdilik dediğimiz gibi küçük bir grubuz ve çığ gibi büyüyoruz. Aslında her hafta yeni insanlar katılıyor. Gittiğimiz yerlerden çok iyi tepkiler alıyoruz. Özellikle halka açık piknik alanlarında çok fazla kirlilik var. Bunu Alanya Belediyesi ile birlikte, buradaki kaymakamlıkla birlikte çok güzel tepkiler aldık. Bize de sağ olsun yardımcı oluyorlar. Umarız sonbaharda da dernekleşmiş oluruz. Dernekleştiğimiz zaman da biraz daha kurumsal hareket ederek Alanya'da bir örnek çıkarıp Manavgat'a, Gazipaşa'ya ve ilçelere yaymayı planlıyoruz.